Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün size bir utançtan, ülkem adına bir kara leke olan bir hastalıktan bahsetmeye çalışacağım. Ülkedeki hukuk ve adalet anlayışına göre kimi zaman yükselen, kimi zaman da minimalize olan ama hiçbir zaman sıfırlanamayan bir hastalıktan. Özellikle 17-25 Aralık operasyonlarından sonra Emniyet Teşkilatı'nın hallaç pamuğu gibi dağıtılmasıyla artmaya devam eden, artan ve 15 Temmuz sonrasında ise zirve yapan bir hastalıktan, neydi bu hastalık? Bir işkence hastalığından bahsedeceğim. Neden hastalık diyorum? Çünkü arkadaşlar bu hastalık olmasının sebebi bir insanın asla yapamayacağı şeyleri yapmasından dolayı bir hastalık olarak nitelendiriyorum. Ne dedik? 15 Temmuz'dan sonra zirve yaptı dedik. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü 15 Temmuz'dan sonra devlet yaptığı işkenceyi afişe etti, medya organlarına sundu. Hatırlarsanız o görüntüleri generaller ve özellikle subaylarla ilgili olarak işkence edilmiş görüntüler medyaya servis edilmişti. İşte bu işkencenin zirve yaptığını göstermesi açısından önemli bir anekdottu. Daha Mamak ve Diyarbakır cezaevlerinde yaşananlar toplumun hafızasından silinmemişken şimdi daha kapsamlı, daha geniş ve daha pervasızca yapılıyordu işkence. Bunun sebebi bunu yapan kamu personeliyle ilgili herhangi bir cezai takibat yapılmadığı gibi ödüllendiriliyor, sırtları sıvazlanıyor ve teşvik ediliyordu. Yani anlayacağınız Diyarbakır cezaevini müze yapmakla işkencenin üstü örtülmüyordu. Bugünkü hukuk gündem konumuz ülkemizde yaşanan işkence olayları ve daha somutta Ankara Barosu İnsan Hakları Komitesi'nin 26 Ocak 2022 tarihinde hazırladığı Ankara TEM şubede gerçekleşen işkence faaliyetleriyle ilgili olarak raporu bugün gündeme aldık. İlk önce bu raporun biraz evveliyatından bahsetmek lazım. Ankara TEM şubeye alınan şüpheliler işkence görmeye başlayınca o işkence gören kişilerin akrabaları Ankara Barosu'na şikayette bulunuyorlar. İşkence yapılıyor diye. İnsan Hakları Komitesi de yerinde incelemek adına Ankara TEM şubeye giderek işkenceyi raporlaştırıyor. Fakat bu zamana kadar yayınlanamamıştı bu rapor. Çünkü İnsan Hakları Komitesi raporu hazırladıktan sonra Baro Yönetim Kurulu'na sunuyor ve Baro Yönetim Kurulu ne yazık ki bu raporu yayınlamama kararı alıyor. Bundan dolayı İnsan Hakları Komitesi'ndeki şerefli, haysiyetli, onurlu avukatlar istifa ediyorlar. Hemen arkasından da Ankara Baro Başkanı istifa ediyor. Bu zamana kadar yayınlanmamakla birlikte yeni yönetim bu raporu yayınlama kararı aldığı için de biz de ayrıntılara vakıf olduk bu raporun. Rapor 5 sayfadan oluşuyor arkadaşlar ve okuduğunuzda görüyorsunuz ki işkence net bir şekilde yapılmış. Zaten ilk anda avukatların telefonları toplanıyor ki görüntü almalarını engellemek için, işkenceyi görüntülenmesine izin verilmemek için. Sonrasında avukat görüşme odasında şüphelilerle yapılan görüşme sürekli polisler tarafından engelleniyor girip çıkarak ve sonrasında alınan ifadeyle birlikte bir tutanak tutuluyor ve onun altı imzalanması aşamasına geldiğinde polisler yine devreye girerek işkence uğramış kişilerin imza atması engelleniyor. Bu sebeple sadece avukatlar kendileri tutanağa imza atıp oradan ayrılıyorlar. Bir insan evladının başka bir insan evladına yapmayacak kadar kötü, vahşice yapılmış bir işkence söz konusu raporda. Ben burada dillendirmek istemiyorum. İsteyenler Ankara Barosu'nun sitesine girip o raporu okuyabilirler. Bu videoyu hazırladığım sırada araştırma yaparken önüme Kronos Haber'in bir röportajı düştü. Orada Kürt sanatçı Hozan Cane'nin gözaltına alındıktan sonra hem gözaltında hem de tutuklandıktan sonra cezaevinde yaşadıkları ve gözlemlerini anlattığı videoydu. Gerçekten izlerken insanlığımdan bir kez daha utandığımı söylemeliyim. O videoda izlediğinizde göreceksiniz ki bir bebeğe bile acımayanlar insana, yetişkin bir insanın neden acısınlar ki diye düşünmeden edemiyorsunuz. En son olarak tarihe not düşmek adına kendi yaşadıklarımdan da bahsedip videoyu bitirmek istiyorum. Ben 2 defa gözaltına alındım arkadaşlar. Birincisinde Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'ne götürüldüm. Orada bir nezarethanede 3 gün kaldım ve 10 kişinin üzerinde kaldık o küçük yerde. Nöbetleşe yatıyorduk. Tabii sürekli ışıklar yanıyordu. Geceyi ve gündüzü bir müddet sonra artık karıştırmaya başlıyorsunuz. Oturmayı bile sırayla yaptığımızı söylemeliyim. Sonrasında beni kelepçeleyerek Ankara Adliyesi'ne götürdüler ve tüm katlarda dolaştırdıktan sonra Segbis'le ilk gözaltı kararım Diyarbakır'dandı. Segbis'le bağlandık ve suç ceza hakimi beni adli kontrolle bırakmıştı. İlk yaşadığım buydu. İkinci yaşadığım ise 2-3 gün sonra tekrar bu sefer gözaltı kararıyla gelmişlerdi. Aşağı yukarı 8 ya da 11 gün kaldım ikinci gözaltında. Ankara Tandoğan'daki emniyetin yerleşkesinde işte halı sahası var, kapalı spor salonu var, yurdu vardı ve emniyetin yüksek bir binası vardı. O ifademiz alınana kadar bizi halı sahada tuttular ve girişte kelepçe takıldı ve çıkana kadar o kelepçe sadece tuvalet molalarında çıkartılmıştı. Yani sürekli gece de dahil olmak üzere kelepçeliydik. Bize bir pike vermişlerdi, onunla yatıyorduk geceleri ve ayakkabıyı kendime yastık yapmıştım. Tabi Ağustos'ta gözaltına alınmıştım ben. Ağustos sıcağında sadece halı sahanın hemen kenarında bir tane ağaç vardı. O ağacın gölgesi bazen halı sahanın içerisine düşüyordu ve biz aşağı yukarı o tarihlerde 80 küsür kişiydik. O gölgeden 80'imizde işte faydalanmaya çalışıyorduk. Onun dışında sürekli güneşin altındaydık. Hatta şöyle söyleyeyim ben size, o dönemki güneş yanıyla ben tüm yıl geçirdiğimi söylemeliyim. Yani yara olarak değil ama esmerlik olarak tüm yıl geçirdiğimi söylemeliyim. Sonrasında belli aralıklarla aramızdan belli kişileri alıp götürüyorlardı. Mülakat adı altında aynı irtibat ve iltisak gibi bu dönemde ortaya çıkmış bir ucube kavramda mülakattı. Mülakat adı altında kişileri sürekli ifadeye götürüyorlardı. Normal yürüyerek giden kişi birkaç saat sonra birilerinin kolunda getiriliyordu. Hatta bir tanesinde bir kişiyi ambulansla hastaneye götürmek zorunda kaldılar. O yüksek binanın pencerelerinden bazılarından işkence seslerini duyduğumuzu hatırlıyorum. Sonrasında beni de ifade almak için o binaya götürdüler. İfade alındıktan sonra tekrar halı sahaya götürmüyorlar. Kapalı spor salonu vardı hemen halı sahanın yanında. Orada bizi tuttular kalan suç cezaya çıkartılana kadarki süre içerisinde. Yanlış hatırlamıyorsam 3 günde orada kaldım. Orada ışıklar kapanmıyordu. Tavan sac olduğu için de tüm günkü o güneşin ısısı içeriği hamam gibi yapıyordu. Ve bizi gece ışığı söndürmüyorlardı. 3 veya 4'e kadar da yanlış hatırlamıyorsam o dönemin meşhur şarkısı ya Dombra'yı dinletiyorlardı ya da Türkiye'm şarkısını dinletiyorlardı. Yani anlayacağınız suç ceza hakimliğinin önüne çıkıp tutuklandığımızda bir oh dediğimizi hatırlıyorum. Ne yazık ki bizim de başımızdan geçenler bunlardı. Tabii gerek duyduklarım, gerek gördüklerim, gerek sonrasındaki araştırmalarımda şunu söyleyebilirim ki ben kendi başımdan geçenleri hafif diye tabir ediyorum. Ne yazık ki çok pervasızca ve tüm insani değerleri ayaklar altına alacak şekilde bu süreçte işkence yapılmış insanlara. Son sözümde işkencecilere ve videoyu bitireyim. İşkencede zaman aşımı yok. Bu işkenceyi yapan kişilerle elbet bir gün hukuk önünde hesaplaşacağız. Hakkımızı arayacağız. Tüm işkence görmüş olanlarla birlikte bunu bir kere daha hatırlatmakta fayda mülaza ediyorum. Sağlıcakla kalın. İşkencesiz, insan haklarına son ana kadar riayet eden bir ülke hayaliyle vesselam.